Muhterem Müslümanlar, bir evvelki hafta kısmen kardeşlik esasları üzerinde durdum. Bizi o noktaya getiren hususu da daha evvel arz etmiştim. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakından uzaklaştıkça insanca yaşamadan da uzaklaşıyoruz. İçtimai dirlik ve düzenimiz alt üst oluyor. Ferdi huzurumuz alt üst oluyor. Ve hakikati Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'la münasebet içinde bulunduğumuz müddetçe ferden ve cemaaten huzur içinde yaşama imkanını buluyoruz. Sırat-ı müstakimin ifadesini getiren, bize sırat-ı müstakim dersini veren Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, İstikamet içinde yaşama imkanlarını bize getirmiştir. Kalbi, bedeni ve ruhi huzur içinde yaşama imkanlarını bize getirmiştir. Onunla münasebetimiz nispetinde de huzur içinde yaşama imkanını bulacağız. Ondan koptuğumuz ve uzaklaştığımız nispette, huzurdan da o nispette uzaklaşmış olacağız. Bir uhuvvet bağlarına intikal etmeden evvel, dilimizin, ifademizin, beyanımızın başımızı açtığı gaileler üzerinde durmuş. İçtimai hayatımızı yer yer doğrudan doğruya lisanımızda, yer yer kalemimizde, yer yer matbuatla, yer yer kitapla nasıl zir-i zeber ettiğimize bilhassa dikkatinizi çekmiştim. Yüz binlerce tiraj yapan gazetelerin diliyle, Müslümanın ve Müslümanlığın haysiyetiyle, namusuyla oynamanın içtimai hayatımızı nasıl zir-i zeber ettiğine dikkatinizi çekmiştim. Hususiyle bu mevzuda çeşitli grupları kullanmak suretiyle ehli dalalet, ehli küfür, belki de dış mihraklar, oynamak istedikleri oyunu oynuyorlar. İnanan insanları birbirine düşürmek, onların gönül hayatlarını alıp götürdükleri gibi, onları boş kılıflar haline getirdikleri gibi, şekilden ve formülden ibaret olan, Müslümanlığın zahir görünüşüne ait her şeyi de alıp götürecek ve onları tamamen Müslümanlıktan uzaklaştıracaklar. Buna da dikkatinizi çektim. Matbuat Müslümanlığın ve Müslümanın namus ve haysiyetiyle oynuyor. Matbuat Müslümanı birbirine düşürüyor. Sağda solda avam ifadesiyle tezgahlanan meseleler matbuata intikal ediyor. Kitaplara intikal ediyor. Ve 100.000 dille müminin gıybeti yapılıyor. 100.000 dille mümin çekiştiriliyor. 100.000 dille Türkiye'nin içinde nemmamlık yapılıyor. Uhuvvet bağları zir-i zeber ediliyor. Bu hava içinde ciddi bir vahdetin mevcudiyeti düşünülemez. Bu hava içinde Cenab-ı Hakk'ın tevfikinin vesilesi olabilecek ittifak ve ittihat düşünülemez. Onun içindir ki evvelen ve bizzat bu arızaları bertaraf etmek, eski ifadesiyle kendimizi bir tahliyeye tabi tutmak mecburiyetindeyiz. İçimizde dinin sevmediği, dince sevimli olmayan ne kadar şey varsa hepsini dökmek suretiyle, ahlak-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam ile ahlaklanacak, Allah'a yaklaşma ve kurbiyet kazanacağız. Rabbim de bize vifak ve ittifak ihsan edecek. Vifak ve ittifaka da Rabbim ayrı bir lütuf olarak muvaffakiyet bahşedecektir. Biz her birerlerimiz ferden ferde, çöle düşen damlalar halinde kendi başımıza buharlaşır, yukarıya doğru kalkarsak, bizden ne bulut hasıl olur, ne de bir çağlayan meydana gelir. Bir çizgi üzerinde gönülden bir vahdet tesis ettiğimiz zaman, ilahi bir atmosfer, bir rahmet atmosferi içine girmiş olacağız. Rahmet tabir caizse heyecana gelecek, hamimiz olacak, siyanetkarımız olacak ve biz onun vesayası altında, siyaneti altında yaşama, yükselme, varlığımızı koruma ve içinde bulunduğumuz kertede dirilme imkanını bulacağız. Bazı kimseler vifak ve ittifaktan hoşlanmıyorlar. Alabildiğine fikri inhisar içinde, nefislerine muhabbet içinde, kilik muhabbeti içinde başkalarını hakkı hayat tanımama, eski devirlerin, cahiliye devirlerinin bağnazlığı içinde hareket ediyorlar. Bazı kimseler Müslümanları sevin sözünden rahatsız oluyorlar. Bazı kimseler Müslümanın haysiyeti, namusu, izzeti, onur ve gururu çiğnenmesin sözünden tedirgin oluyorlar. Bu
Müslümanlığın ruhuna yabancı olmanın ifadesidir. Bu Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıyamayışın ifadesidir. Onu tanımama gibi bir hizdan ve husran içinde uzun boylu kalmadan Allah bizi muhafaza buyursun. Böyle bir derdin teşrihatını yaptıktan sonra önümüzde yine ahlak-ı aliye İslamiye adına onun menfi yönü, müsbet yönü. İntikal edeceğim derslere intikal etmeden evvel, bir evvelki derste biraz da gönülden beni dilgir ve daidar eden bir hususa dikkatinizi çektim. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, alem şumul büyük kavgasını verirken müttahit kalpler olarak veriyordu. Alem şumul büyük kavgasını verirken Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, o tebaanın ve cemaatin en küçük ferdinden en büyük ferdine kadar bir nabız gibi atıyordu, cemaat bir kalp gibi atıyordu. Bir vücudun uzuvları haline gelmiştim. Bir tanesinde meydana gelen arızadan bütün vücutta inilti duyuluyordu. Birine musallat olan bir rahatsızlık ve tedirginlikten sabahlara kadar aç susuz ve uykusuz kalmalar oluyordu ve cemaat çapında oluyordu bu. O büyük kavgasını bu anlayışla, bu atmosfer içinden böyle bir vifak ve ittifak felsefesiyle veriyordu tabir caizse. Üç asırdan beri insanımız Müslümanlıktan uzaklaştırılmıştır, bunu çok iyi bilmelidir. Üç asırdan beri insanımız Allah'ın kelamını bilmemekte ve cahildir. Kur'ansız bir cemaat vardır. Üç asırdan beri insanımız sünneti bilmemektedir. Onu yönlendiren ve yanlandıran daha ziyade dış mihrakların bala pervazana atıp tuttukları şeylerdir. O kendi yapısını bulmaya çalışırken, iç alemiyle bütünleşmeyi arzu ederken, kendisini yapacak ve kendi iç alemiyle bütünleştirecek hiçbir malzemeye sahip değildir. Kendi varlığını imar etmede ve inşada kullandığı malzeme tamamen yabancıdır. Bana çıksın şu camileri dolduran Müslümanların %10'u desin ki, ben Kur'an'da makasid-i ilahiyeye aşina bulunuyorum. Ben Kur'an'ı bir gazete okuduğum kadar okudum. Şu Bab-ı Ali'de sadece Avrupa'nın naşir efkarı olan ve Avrupa hesabına çıkan gazeteler kadar Rabbimin emrine merak ettim, eğildim, içine indim desin. Çıkmayacaktır 10 tane insan. İşte Rabbin emirlerine karşı ona inanan müminin kalbindeki alaka budur. Küfrün naşir efkar olan gazeteye karşı alaka da odur. Kitap ve sünnete döneceğin, onunla bütünleşeceğin, onda kendini bulacağın, bir ayna gibi endam aynasının karşısına dikilip ona göre kendine şekil vereceğin ana kadar derbederliğin devam edecektir senin. Kitap ve sünnetem. İttifak hüdadadır. Bölünme ve parçalanma hidayetten inhiraf edince olacaktır. Çizgiler çoğalınca bölünmeler olacaktır. Ama Kur'an'da müminler ittihat ve ittifak edince, her mümin diğer müminin nazarında saygılı bir varlık haline gelince, ehli kıbleye ihtiram edilince, başı yere değen insanı Allah aziz kabul ediyor. Ve başını yere koyduğu an en yüce bir hal kabul buyuruyor. Onun için diyor ki, başınızı yere koyduğunuz zaman secdede çok dua ediniz. اَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ فَهْوَ سَاجِدٍ Kulun Allah'a en yakın olduğu an secde anıdır. Yani yüzünü yere sürdüğün andır. Binaenaleyh orada çok dua edin. Allah'a yaklaşma anıdır. Allah kabul buyurur dualarınızı diyor. Secde Allah nazarında budur. Senin nazarında secde bu kadar ağır değilse, sen Allah'ın ağır gördüğü şeyi hafife alıyorsun. Kendine göre ağır gördüğün şeye ehemmiyet veriyorsun. Senin arzu ve isteklerini, heva ve hevesini Rabbin emir ve istekleri üzerinde tutuyorsun demektir. İttifak hüdadadır. Müminler ittihad edeceklerdir. Ama bu hidayet çizgisinde olacaktır. Siyasi gayri siyasi kliklerin, onları yanlış idare eden liderlerin heva ve hevesinde değil, mefkari mevcudat Efendimizin istekleri içinde, onun tebliğ buyurduğu Kur'an-ı Muhsül beyanın aydın ışık çizgisi üzerinde, ittifak ve ittihat burada olacaktır. Rabbim bizi ittifak ve ittihad ile mamur buyursun. Müminiz aziz Müslümanlar, kalplerimizdeki ittifak nispetinde, birbirimizi sevme nispetinde, birleşme ve bütünleşme nispetinde, rahmetle bütünleşme hakkını kazanacağız.
Bizler birbirimizden kopuk yaşadığımız müddetçe rahmetle münasebete geçme, ondan istifade etme hakkını da kaybetmiş olacağız. İşte size daha evvelki derslerde ve bir evvelki derste bu hususların hulasasını, fezlekesini arz etmeye çalıştım. Ama asıl mevzum haftalardan beri devam ede gelen ahlak-ı âliye hususuyla evvela onun menfi yöndeki ifadeleri üzerinde durup onlarda sırat-ı müstakim anlayışına dikkatinizi çekiyordum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve inneke leala hulukin azim. Kur'an'ın fermanı süphanesiyle ahlakın en yücesi üzerine yaratılmış bir insandı. Onun her davranışı bugün anlaşılmasa bile yarın behemhal anlaşılacaktır. Devri Risalet Benahit iyi takip eden yıllarda belki bazılarına bazı kimseler akıl erdiremiyorlardı. Ama bugün pek çoklarını anlıyor ve her bir yerlerinin, onlardan her bir yerlerinin bizim için hayat bahş olduğunu idrak ediyoruz. Her bir yerleri Hazreti Hızır'ın eliyle bize takdim edilen ab-ı hayat gibi geliyor. Her bir yerleri dirilişimiz adına bize takdim eden şeylerin üstünde bir ağırlık taşıyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı. Bu ahlak menfisiyle, müsbetiyle müminin hayatının ifadesidir. Bu ahlak terk edilmesi gereken şeyleriyle, yapılması gereken şeyleriyle müminin hayatından ibarettir. Mümin bu hayatı yaşadığı zaman terk edilecekleri terk ettiği, yaşanacakları da kendisine hayat edindiği zaman ayağı kalkacak ve belini doğrultma imkanını bulacaktır. Son dersi bitirirken lisanın gaileleri üzerinde durmuş. Lisanın getirdiği şeylere dikkatinizi çekmiş ve lisan mevzunda bir sırat-ı müstakim anlayışını takdime çalışmıştım. Ve size söz vermiştim. İnşallah önümüzdeki derslerde insanın öfkesi üzerinde, gazabı üzerinde duracak ve buna terettüp eden kin ve nefret üzerinde, kıskançlık üzerinde duracak ve bunlara bağlı sırat-ı müstakim anlayışını size arz edeceğim. Öfke insanın mahiyetinde bulunan, Arapça ifadesiyle gadab insanın mahiyetinde bulunan bir madendir. Allah insanı yaratırken mahiyetine gazap da koymuştur. Fakat kafirin vücudunda mahiyetinde bulunan gazaptan bahsederken onu zemmeder. Ondan arınmış, onu iyi kullanmış, onu çok iyi kanalize etmiş. Mümini de ele alırken onu da metheder. اِذْ جَعَلَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ف۪ي قُلُوبِهِمُ الْحَم۪يَّةَ حَم۪يَّةَ الْجَاهِل۪يَّةِ Allah o kafirlerin kalplerine hamiyet koydu. Allah o kafirlerin kalbine korunması gereken şeyleri koruma hususunda biraz da aşırıca ve ifrat içinde hamiyet koydum. Şiddet ve hiddet koydum. Öfke koydum. Onlarda vaka bir canlılık vardı, bir hareket vardı ama kanalize edilememiş, istikametini bulamamış zararlı bir hamiyet idi. Müminlere ve Resulullah'a gelince Allah onlara da sekine indirdi. Onlarda bir vakar ve ciddiyet vardır. Ağırbaşlılık vardır. Acele karar vermezler. İnsanları çarçabuk mahkum etmezler. Üzerine yürümezler. Namus ve haysiyetiyle oynamazlar. Karar verecekleri zaman teemmül ve tedebbür ederler. Ondan sonra yapacakları şeye mübaşeret ederler. Bu da mümine has bir keyfiyettir ki Allah onların kalplerini takva ile bir etmiş, takvaya bağlamış, takvanın içinde onlara bir kalp vermiştir. Şeklinde meal halinde bize müminle kafirin bu mevzudaki farklılığını anlatıyor. Gazap hissi, öfke hissi insanın mahiyetinde vardır. Kanalize edildiği zaman netice itibariyle insan ondan çok büyük hayırlar elde eder. Fakat yerinde kullanılmayan bir öfke insanın başına bin gaile getirir. Gazapla havalanan baş aşağı cehenneme yuvarlanır. Şeytanın gazaptan, insanın öfkesinden istifade edip insanı baş aşağı getirdiği kadar daha kötü bir ahlak yoktur. Gazap, öfke şeytanın sıfatıdır. Öfkelenip de bir iş yapmam, nefsine bir şey yapmam, mümin kardeşine bir şey yapmam, cemaat adına Müslümanlığa bir şey yapmam, öfkelenip de yapmam, çok defa şeytanın hesabına işleyen hususlar haline gelir. Gazap şeytandan insanla miras kalmış bir husustur. Haset etti, öfkelendi, Adem'e secde etmedi ve baş aşağı gitti.
O günden bugüne de insanlığa kin ve öfke içindedir. O günden bugüne sadece kalbinde şeytanın insanlığa karşı öfke vardır. O öfkeyle insanları baştan çıkarır. O öfkeyle insanların içine çeşitli doktrinler atar. Hususıyla 19 ve 20. asırdan beşer tarihinde eşi görülmedik şekilde bir şeytan hakimiyeti bahis mevzudur. İnsanlığın bir yanında korkunç onu sömüren bir kapitalizm vardır. Şeytan saltanatı ve şeytan hakimiyeti. Beri tarafta değişik bir alternatifi çıkaran, ona reaksiyoner bir hareketi tanzim eden, tedbir eden yine şeytandır. O da komünizmdir. Ateizmdir. İnkar-ı üluhiyet davasıdır. Allah ve peygamber bilmemedir. Şeytan beşere öfkesini böyle alıyor. Kapitalizm silahıyla, komünizm silahıyla beşerden intikam alıyor. Gençleri sokağa dökmek suretiyle beşerden intikam alıyor. Seyyidine Hazreti Adem peygambere kin ve öfkesi onun evlatlarına da teşmil edilmiş. Alabildiğine çılgın, alabildiğine deli ve alabildiğine azgın bir insanın bir aile ferdine karşı duyduğu kötü hislerden ötürü bütün o aile efradını mahkum etmesi gibi şeytan Hazreti Adem'e kin ve adavetinin gereği olarak kendine göre bütün beşere karşı bir vaziyet almış, kıyamete kadar düşmanlığını sürdüreceğine Kur'an-ı Kerim'in beyanıyla Allah'a karşı yemin etmiştir. Baştan çıkaracağım demiştir. Hilkatı tayyir ettireceğim demiştir. Tabiatı beşerin ve tabiatı kainatın aksine onları harekete sevk edeceğim demiştir. Bunları Allah'ın karşısında kasemle söylemiştir. Vallahi şeytanın düşmanlığına dikkati çekmez hadedinde. Şeytanın bu sözlerini bize intikal ettiriyor. اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ مُّب۪ينَ Kat'iyyen şeytan sizin için apaçık bir düşmandır. Onu düşman olarak kabul edin. Dostunuz Allah'tır, Allah'a itimat edin. Rabbim kendisine dostlukla, bu dostluğu idrakla, şuur haline getirmekle bizi payidar eylesin. Şeytana kulluktan, o kulluktaki mezelletten bizleri masum ve mahfuz buyurdu. Firavun öfkenin, bir öfkenin neticesiyle Nil Nehri'nde veya Kızıldeniz'de boğulurken, Nemrut yine bir öfkeyle, Seyyidina Hazreti İbrahim'e karşı inananlara karşı bir öfkeyle mahvoluyordu. Neron bir öfkeyle Roma'yı yakıyordu. İnsanlık tarihinde binlerce öfke, ayakta duran binlerce umranı yıkmış, binlerce medeniyeti zir-ü zeber edilmemesi gerekiyorsa zir-ü zeber etmiştir. Öfke her şeyin altını üstüne getirmiştir. Öfke. Öfke ferdi yer bitirir, tüketir. Evvela ferdi işten çökertir. Kalbi hayatını çökertir. Bedeni hayatını çökertir. Ve öfke aynı zamanda ferdi kendi etrafından kopuk hale getirir. Fert kendi çevresi içinde itibarını yitirir. İtibarıyla beraber yıkılır gider. Öfkeli bir insan, öfkeyle oturan, şiddetle kalkan bir insan kendisine çevre bulamaz. Kur'an-ı Kerim'in nesh adedinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yumuşaklığını anlatır. Öfkeden müberra olduğunu anlatır. Kinden, nefretten mualla olduğunu anlatır. وَلَوْ كُنْتَ فَظَّنْ غَل۪يذَ الْقَلْبِ لَمْ فَظُّوا مِنْ حَوْلِكِ فَعَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ Eğer sen fazzı galiz olsaydın, katı kalpli merhametsiz olsaydın, haşin ve hırçın olsaydın, başkalarıyla münasebet kuramayacak kadar ferdi davransaydın, etrafın dağılacaktı, sen yapayalnız kalacaktın. Ama ey kâmeti bâlâ sen öyle değilsin. Ey yüce ruh sen öyle değilsin. Seni temiz bir fıtrat üzere Allah yarattı Celle Celaluhu. Sen en büyük hasmınla düşmanınla dahi bir münasebet yolu ve yönü bulur onunla münasebete geçersin. Ve sonra da diyor ki bir emir veriyorum. Yumuşak insanın yumuşaklığını anlattıktan sonra öfkeyi defterinden ve lügatından silmiş bir insanın bu mevzudaki hassasiyet ve titizliğini anlattıktan sonra فَعَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ Habibi Zişanım sen onları affet bağışla diyor. Onlar için istiğfarda bulun diyor. Sana kötülük yapanlar için, seni dinlemeyenler için, verdiğin direktife uymayanlar için şurada durun dediğin halde sana inanıp elini sıkan, söz veren, hayatın her an ve lahzalarında senden ayrılmayacaklarına dair biatta bulunan insanlar, Okçu Tepesi'ni terk etmek, ganimete dalmak suretiyle, senin emrine çok cüz'i ve küçük muhalefet etmiş olmalarına rağmen,
Sen onları affet, onlar hakkında istiğfar et. Gönülleri kırılmasın, meseleleri yeniden onlara getir ve onlarla meşveret et diyor. Büyük bir davanın altını üstüne getireceksiniz. Büyük bir planı zir-i zeber edeceksiniz. Neticesiz ve akim bırakacaksınız. Yıllarca o planı hazırlayan zat sonra sizi çağıracak, başına toplayacak ve yeniden meseleleri sizinle meşveret edecek. İşte Allah Edip Habibine bunları emrediyor. Rabbim Habibi Edip istikametinde bizi de canlı ve şuurlu eylesin. Öfke budur aziz Müslüman. Öfke insana verilmiştir. O bir hamiyeti netice versin diye. Korunması gereken şeyler onunla koruyalım diye. Tıpkı insan vücudunda kendi kendini tamir etme mekanizmasının işlemesi gibi, insanın manevi mahiyetine konan bir kısım istidatlar ve kabiliyetler, insanın ferdi ve içtimai mahiyetini koruması, bir cemaat halinde yaşama imkanını ona kazandırması için yine Allah tarafından insana verilmiştir, lütfedilmiştir. Nasıl biz uzviyatta, organizmada kendi kendini tamir etme durumunu görüyoruz. Vücudunuzda bir yerde bir tahrip meydana gelirse, bir iltihap meydana gelirse, bir kısım mikroplar vücudun bir kısmını işgal ederlerse, hemen vücudun içinde vücudu koruyan askerler harekete geçerler. Kanın içinde gözle göremeyeceğiniz askerler, küreyvatı beyda ve hamra kendilerine düşen vazifeyi yaparlar. Bir kısmı gıda taşır, bir kısmı da tamir vazifesini yüklenir. Bu insan vücudunda kendi kendini tamir etme ve koruman. Tepeden tırnağa binlerce mekanizma halinde işleyen ve her uzva dair ayrı vazifeleri yüklenmiş bir mekanizma halinde işleyen bir keyfiyet vardır. Aynen öyle de. İnsan ferdinin fertler içinde, insan ailesinin aileler içinde, varlığını koruyabilmesi, muhafaza edebilmesi için bir bakıma bu türlü bir mekanizma işletilmektedir. Nasıl Allah sizin vücudunuzu koruyucu askerleri vücudunuza yerleştirmiştir, öyle de sizin mahiyetinize kin gibi, öfke gibi, haset gibi, kıskançlık gibi, nefret gibi şeyler koymuştur. Zahiren bunlar mikrop gibi şeylerdir. Fakat bunlar bir bakıma vücudun tamirine hizmet eden şeylerdir. Kin veya öfke ne getirir insana acaba? Kini ve hasedi, kıskançlığı ileride arz edeceğim. Eğer insanda öfke olmasa hamiyet olmayacaktır insanda. Hamiyetin bulunması lazımdır. Hamiyet olmadığı zaman insan nefsini koruma lüzumunu duymayacaktır. Dinini koruma lüzumunu duymayacaktır. Nefsini koruma lüzumunu duymayacaktır. Malını koruma lüzumunu duymayacaktır. Irzı ve namusu karşısında hassas olmayacaktır. O ölü bir hayat yaşayacaktır, nebati bir hayat yaşayacaktır. İnsanda hamiyet olacaktır ki dinine küfredildiği zaman ey ne oluyoruz desin. Hazreti Muhammed'e sövüldüğü zaman hamiyet olacaktır. Kalp olacaktır, insanlık olacaktır, duygu olacaktır ki ey ne oluyoruz desin. Hamiyet olacaktır. Hamiyetsiz insanın hayvandan farkı yoktur. İnsanı insan kılmak için Allah mahiyetine hamiyet koymuştur. Irzına tecavüz edecekler. Hamiyet olacak ki yaptırmasın bunu. Namusunu çiğnetmesin. İffetini bir gül gibi korusun. Onu el değdirmesin. Nazarla okşatmasın. Başkalarıyla yan yana gelmesine imkan vermesin. Hamiyet ve insanlık olacaktır. Gayret olacaktır. Allah Resulü buyurur ki sallallahu aleyhi ve sellem, Sa'd ibn-i Ubade bir mevzuda, eğer ailemle birisini görsem öldürürüm ya Resulallah, ben öyle mürafayı filan bekleyemem der. Allah Resulü Sa'd'a bakıyor musunuz buyurur. Çok gayur, ben ondan daha gayurum, Allah benden daha gayretlidir buyurur. Hamiyet ilahi sıfattır. Resul-i Ekrem Allah için gayur diyor. Irzın çiğnendiğim, namusun talan olduğum, el elden gittiği, el elden üzüldüğü, yar elden gittiğim, düşmanın kapıya dayandığı günde dahi bir insan hissiz ve duygusuz ise Allah'tan uzaktır ve Hazreti Muhammed'le münasebeti yoktur onun. Hamiyet olacak ki dinin etrafında çevrilen fitne ve fesada karşı hassasiyet gösteresin. Hamiyet olacak ki namusunu koruma hususunda hassasiyet gösteresin. Hamiyet olacak ki neslini koruma mevzunda hamiyet gösteresin. Ve yine hamiyet olacak ki aklını koruyasın,
hamiyet olacak ki ırzını koruyasın ve bir bakıma bütün bunların teminatı sayılan toprağını koruyasın, milletini koruyasın. Ayar elinin girmesine, yabancı ocakların yanmasına, ayar bayrağının dalgalanmasına meydan vermeyesin, hamiyet yapacak bunların. İşte Rabbim bunun için senin mahiyetinin içine koymuş. Bir dinamit gibi yerleştirilmiş. Yanlış müdahaleler karşısında patlayacak, parçalayacak etrafını ve senin için faydalı olacak. Bunun için konmuştur. Ama suistimal edildiği zaman o zararlar tevlid eder. Olmadığı zaman da bir humudet meydana gelir. Bu maksada matuf konan öfke hissi ifratı da var, tefriti de var bunun. Size niçin mahiyetimize konmuş, hem bunun cevabını vermiş olacak, hem de bir öfkeden nasıl bir ahlak-ı âliye-i Ahmediye çıkaracağız, onu görmeye ve öğrenmeye çalışacağız. Senin mahiyetine konan bu öfke suistimal edildiği zaman, ifratında da ve tefritinde de daima senin başına gayle açacaktır. İfrat ettiğin zaman senin ruhuna, kalbine, bedenine ve çevrene karşı öyle kötülüklere seni zorlayacaktır ki sen kendinden de kaçan ve uzaklaşan, kalbine karşı da kasteden, ruhuna karşı da ihanet eden ve içinde bulunduğun cemaatle hiçbir sılası olmayan kopuk bir fert olarak yaşamaya seni mahkum edecektir. Öfkem. Öfkelenirsin evvela sinir seni yıpratır ve tüketir. Kalbi hayatın itibariyle sen ikinin, nefretin, öfkenin ve başkalarına karşı kötülük planlamanın bir mahluku, bir makinası haline getirir. Sen adi bir makine haline gelirsin. İfrat edildiği zaman böyle olur. Onun tefritinde de biz ayrı zarar görüyoruz. Olmadığı zaman onda bir hamiyetsizlik olur. Biraz evvel arz ettiğim gibi ne ırz korunur, ne namus korunur, ne de vatan korunur. Tefritinde ayrı bir zarar vardır, ifratında da ayrı bir zarar vardır. Ama bir de onun hattı vasatı vardır. Orta yolu vardır ki şecaat. Demek ki öfke hissi bir yanıyla gadap hissi, öfkeyi sinesinde taşıyor. Heyecanları taşıyor, kinleri, nefretleri taşıyor. Ve aynı zamanda şecaatı da bağrında besleyen bir maden, bir madde, bir duygu halinde insanın mahiyetinde bulunuyor. İnsan öfke hissinin vasatını bulduğu zaman sırat-ı müstakimi bulacaktır. O da hissi şecaattır. Zira kafire karşı şecaatli ve cesur olmazsan, o zaman mal paymal olur, ırz talan olur, memlekette işgal edilmiş olur. اَشِدَّاوُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ Ferman-ı Sübhanisi bu ölçüyü bize veriyor. Kafirlere karşı şedid mi şedid, çetin mi çetin, aşılmaz mı aşılmaz, mahiyettedirler diyor Allah Celle Celaluhu müminlerim. Ve müminler kendi aralarında da çok şefkatlidirler. جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ Kafir ve münafıklarla cihat yap ve onlara karşı çetin, şedid ve gılzetli ol. Ağır ol diyor, gazaplı ol, öfkeli ol diyor kafirlere karşı. Doğrudan doğruya Kur'an, sırat-ı müstakim dersini vermesi sadedinde sana bunları anlatıyor. Mü'mine karşı refik ve şefik olacaksın. Hem cinslerine karşı, vatandaşlarına, dindar vatandaşlarına karşı, bu milleti sevenlere karşı refik ve şefik olacaksın. Kafirlere karşı da amansız, çetin olacaksın. Sırat-ı müstakimin ifadesi. Rabbim bizleri sırat-ı müstakime hidayet eylesin. Ben niye öfkeliyim, niye gazaplıyım insan demesin. Allah onu onun mahiyetine koymuştur bir maden gibi. İnsan onu işlettirecek, ondan son altın elde edecektir. İnsan onu işlettirecek, ondan son gümüş elde edecektir. Ama işletmezse o bir kömür gibi, pis bir maden gibi, bir cüruf gibi kalacaktır ve insan ondan istifade edemeyecektir. Asıl mesele mahiyetimize konan, ahlak adına konan bu şeyleri işlettirmek, onlardan bir sırat-ı müstakim elde etmektir. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, o da öfkeleniyordu. Sahabi yer yer onun öfkesine şahit olmuştur ve anlatır. Mesela bir defasında minbere çıkıyor aleyhissalatu vesselam. Canı çok sıkılmış olarak minbere çıkıyor. Bugün ne sorarsanız bu minberden size cevap vereceğim diyor. Herkes kalkıyor bir şey soruyor. Kimisi diyor benim babam kimdir? Kimisi diyor benim babam nerededir?
Babam kimdir diyene senin baban falandır diyor. Muhtemelen içinde yaşadığı çevrede babası hakkında şüphe olduğundan dolayı o sahabi meseleyi tahkik edip sağlama bağlamak istiyor. Allah Resulü da gaybi bu meseleyi söylüyor. Senin baban Hüzafe'dir diyor. Bir başkası benim babam nerededir deyince senin baban da cehennemdedir diyor. Bir başkası başka bir şey sorunca ona da cevap veriyor. Ve sahabi diyor ki sağıma soluma baktım. Herkes cübbelerine sarılmış hıçkıra hıçkıra ağlıyorlardı. Büyük bir belanın başımızın üzerinde döndüğünü hissediyor gibi olduk. Resul-i Ekrem'in öfkesi semaları da öfkelendirecek, başımıza bela yağacak gibi geldi bize. Ve nihayet meseleyi kavrayan büyük kâmet Hazreti Ömer, dizleri üzerine doğru da ağlaya ağlaya şöyle diyordu. Radina billahi rabba ve bil İslami dina ve bi Muhammedin Resul'a. Ey şanı yüce peygamber, Rabb olarak Allah'tan razıyız, din olarak İslam'dan razıyız, peygamber olarak da senden razıyız diyordu. Durmadan tekrar ediyordu bunu. Durmadan artık mescidin içinde Resul-i Ekrem'in sesi ve sözü duyulmaz olmuştu. Ömer gür sesiyle mescitte haykırıyor. Senden razıyız ya Resulallah diyordu. Yeter ya Ömer dedi. Yeter dedi ve Resul-i Ekrem'in de öfkesi dinmişti. O da öfkelenirdi. Öfkelenirdi ama haddi itidali hiç aşmazdım. Hiç ifrada düşmezdim. Tefriti de yoktu, ifratı da yoktu. O öfkede dahi sırat-ı müstakimi yaşardı. Rabbim bizi de hidayet eylesin.